Herkese merhabalar arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi romanı çok daha farklı, çok daha özel bir tarzda sizlere anlatmak için buradayız. Şimdi tarihsel sürecini, şablonunu, genel özelliklerini, temsilcini ve roman özelliklerini başlayacağız. Beş maddede bitireceğiz. Belki biraz uzayacak ama gerçekten toplumsal gerçekçi roman yani toplumcu gerçekçi romanla alakalı hiçbir detayı kaçırmayacağız inşallah. Burada bir ÖSYM tarzı sorumuz var. Çok kolay bir soru sizin için ama soru yapabilmemiz için bazı bilgilere ihtiyacımız var. Onları vermeye başlayalım. Birincisi tarihsel sürece baktığımızda Ahmet Mithat Efendi'nin ve Nabizade Nazım'ın, Ebu Bekir Azım eserlerine eserlerinde de biz bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Karabibik hatırlarsanız ilk köy romanıydı ve karakterler yaşanılan çevreye göre konuşulmuştu. Küçükbaşa da ikinci köy romanıydı. Aynı zamanda Ahmet Mithat Efendi'nin Bahtiyarlık adlı eseri de yine toplumcu bir eser diyebiliriz. İçerisinde köylüden ve aynı zamanda toplumun sorunlarına bahsediyor diyebiliriz. Nazım Hikmet Marksizme bağlayacak ve artık toplumun ...çözüm yolunun Marksizm, Sosyalizm olduğu vurgulanacak. Sadri Ertem Çıkıklar durunca çok çok önemli. Toplumcu gerçekçilerin ilk romanı kabul ediliyor birçok kaynakta. Yav Kadri da Yaban, e, hatırlarsanız Ahmet Celal karakteri ne yapmıştı? Yaban kabul edilmişti köylü tarafından. Köylü ile aydın arasındaki çatışmaya yansıtan önemli bir eser. Köy enstiteleri kuruluyor İsmail Hakkı Tonguçoğlu tarafından... ...ve ardından da köy enstitelerinde e, Anadolu'daki... E, ihtiyaç sahibi halka sanat, bilim, pozitif bilimler öğretmeye başlanıyor. Ve ardından da Mahmut Makal Bizim Köy adlı eseri yazacak. Oradan mezun olan birçok e, öğrenci, birçok kişi, birçok önemli yazarlar karşımıza gelecek. Orhan Kemaller, Yaşar Kemaller, Kemal Tahir'ler. bu da, burada, burada köy enstitülerine eğitim alan insanlar olacak. Şimdi gelin şablonunu da şöyle hızlı bir şekilde inceleyelim. Birincisi toplumcu gerçekçi romanların şablonu şudur arkadaşlar. Birincisi en üstte ezen ve sömüren bir ağ vardır. Aşağıda ezilen ve sömürülen köylü, ırgat ve maraba yani ortakçılar vardır. Bir de işbirlikçi vardır aile. İmam bazen aile işbirliği yapar. Şeyh işbirliği yapar. Muhtar işbirliği yapar. Köyde kırsaldaki feodal düzen tam bunu yansıtır. Romanın başkisi kişisi idealist öğretmen de veyahut da kaymakam da köyden biriyle bu düzenle mücadele eder. Yani dediğim gibi bir öğretmen gelir köylüyle, mücadele, köylüyle birlikte hareket ederekten işbirlikçi imama ve ağaya karşı bir mücadele eder. Veyahut da ezen sömüren bir patron burcuva vardır. Bu bütün toplumlu gerçekçi romanlarda fixtir arkadaşlar. Hep aynı şekilde gelir. Kentte bir burcuva düzeni vardır. Ezilen sömürülen işçi, emekçi için burada kapitalist düzen vurguları. Burada bir imam gelip, bir öğretmen gelip tüm kenti kurtaramaz tabii ki. Buradaki işbirlikçiler de ustabaşı veya bekçilerdir. Bekçiler böyle ispiyonlar, işte ne bileyim kraldan çok kralcı olur derler ya bu şekiller giderler. Şimdi gelelim genel özelliklere bakalım. Birincisi temel çatışmalar... A köylü, öğretmen, imam, halk yönetici, patron işçi, zengin fakir, kapitalist, sosyalist. Kapitalist nedir? Bırakınız kazansınlar. Herkes istediği gibi kazansın. Herkes zengin olabiliyorsa olsun olamıyorsa altta kalan ezilsin gibi sistem oluyor. Sosyalist ise herkes eşit. Herkes aynı miktarda para kazanması gerekiyor. Güçlü güçsüz, aydın cahil, ilerici gerici anlayışlarını görüyoruz. Birincisi adamın yani dönemin adı bile toplumcu gerçekçi ise o zaman bir kere toplum için sanat anlayışı benimsenecek. Bu bir. Sosyal realizm akımından etkilenecek bu iki. Burada videomuzun PDF var ve harika bir video hazırlandı arkadaşlar, bayağı uzun bir video. Tüm roman özetleri var, aynı zamanda burada sizler için resimler hazırladık. Bu resimler de yine e, e, videolarımızda e, izlerken çok rahat anlamanızı sağlayacak. Ama şu kısımdaki kısma düzeltme gerekiyor, onu da söylemem gerekiyor, onu da söyleyelim. Sosyal realizm var, yani gerçekçilik ama birazcık toplumu yönlendiren gerçekçilik. Marksizm, sosyalizm ideolojileri benimseniyor. Gözleme dalı bir anlatım var köye ve köylüye yönelme anlayışı benimsenecek. Büyük şehirlere göçün çıkardığı problemler işte halk yönetici patron işçi sorunları. Halkı aydınlatma amacı var dolayısıyla toplum için sanat anlayışı. Toplumdaki düzensizlik ve çatışmalar konu edilecek. Olaylar ve kişiler bir düşünceyi doğrulamak üzere düzenlenecek. Yazar kendi düşünceleri doğrusunda okuyucuyu yönlendiriyor. Yani toplumu yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi temsilcilere baktığımızda burada eserleriyle vermek istedik. Buradaki sanatçılar toplumcu gerçekçi. Bunların arkadaşlar eserlerini mutlaka bilmemiz lazım. Bu eserler çok çok önemli. En önemli eserlerini yazık. Abbas Sayar Yılkı Atı üniversite sınavında sorulmuş. Aziz Nesin Toros Canavarı bu üniversite sınavında sorulmuş. Bu bir oyun ama biz e, es, üniversite sınavına çıkmış eserlerini daha çok vurguladık. Dursun Akçam Kanlı Derenin Kurtları. Faik Baysal Derin Ada Son Gün. Fakir Baykurt Yılanların Öcü, Halikarnas Balıcısı Aganta Burina Burinata, İlhan Tarus Vatan Tutkusu, Kemal Tahir Esir Şehrin insanları bak. Bu ok koyduklarım tam çıkmamış. Seçeneklerde bile gözükmemiş ama sizler çıkarsa diye hazırlıklı olmalısınız. Kemal Tahir Esir Şehrin insanları, Kemal Bilbaşar Cemamemo, Mahmut Makal Bizim Köy, Mehmet Başaran Aç Harmanı, Mehmet Seyda Yaşa Aç, Yeşil Yazlarım Eser, Üstekler e, Roma, e, e, romancı Burada arkadaşlar birazdan bunların hem özetini vereceğiz hem de bu sanatçıların eserlerini nasıl öğrenebileceğimizi aklımıza tutacağımızı göstereceğiz. Muzaffer İzgi Gece Kondu, Necati Cumalı Tütün Zamanı, Orhan Kemal Ekmek Kavgası, Orhan Hançerlioğlu Yedinci Gün, Rıfat Ilgaz Karartma Geceleri, Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf. Bakın bu da karartma geceleri de çıkabilir. Gene seçeneklerde gözükmüş. Sadri Ertem Çıkırıklar Durunca, Samim Kocagöz Kalpaklar, Talip Apaydın Sarı Traktör, Tarık Dursun kopuk takımı, Vedat Türkeli bir gün tek başına ve Yaşar Kemal İnce Mehmet'te yine sürpriz beklediğimiz şeyler. Şimdi hemen Yaşar Kemal'e başlayalım. Burada arkadaşlar ekranda gördüğünüz şeyleri zaten videomuzun açıklama kısmında pdf'den indirebilirsiniz. Mantığımız neydi? Yaşar Kemal az önce anlattığımız her şeye zaten toplumcu gerçekçi olarak haiz. Yani onların hepsi zaten Yaşar Kemal'de de var. Ne demek istiyorsunuz hocam? Yani işte bir ezen sömüren ağa, işbirlikçi imam sonra kaymakam gelip olayı çözmeye çalışıyor. Niye? Çünkü mesela Teneke Roman'ında bunu görüyoruz. Kaymakam ee, fabrikadan gelen, da, kaymakam daha çok burada aile değil de patronla yani fabrikadan gelen kötü şeyle mücadele edecek. Peki biz niye böyle bir resim çizdik? Eser aklınıza kalması için böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi eser aklınıza kalması için Yaşar Kemal daha çok eserlerinde Toroslar ve Çukurova insanı anlatıyor. Diyeceksiniz ki: "Bunlar altın çizikler." Bak, Demirciler Çarşısı cinayeti, Kale Kapısı, Yer Demir Gök Teneke, Yusufçu Yusuf Yusufcuk Yusuf. İnce Mehmet. Ölmez otu. E, Fırat suyu kanakıyor baksana. Deniz küstü. Karıncanın su içtiği çıplak deniz çıplak adı. ölüm tarlası. Bunlar Yaşar Kemal'in romanları arkadaşlar. Şu şunlarda şunlar da öyküler. Öykülerin altını siyahla çiziyorum. Sarı sıcak ve kuşlar da gitti öyküleri. Efsaneleri ise Arda efsanesi, Üç Anadolu efsanesi, Binboğalar efsanesi. Röportajları da Allah'ın askerleri Çukurova yana yana, yanan ormanlarda 50 gün bir bulut Kaynıyor, peri Peki hocam biz bu sanatçımızın eserlerini nasıl aklımızda tutabiliriz? Birincisi arkadaşlar Yaşar Kemal'de bir metal olayı var diyeceksiniz. Bakın şimdi. Zaten bu romanın özeti aynı zamanda ee, yani bu anlatacağım hikaye ezberleme yöntemi aynı zamanda Teneke romanının da özeti oluyor. Bakın şimdi. Bir tane demirciler çarşısı var. Burada bir cinayet işlenecek. Demirciler Çarşısı cinayeti. Ve bu tarşı Demirciler Çarşısı olduğu için burada yer demir gök bakır. Sonuçta Demirciler çarşısı. Ve kapısı bile kale kapısı gibi. Ve Demirciler Çarşısı olduğu için önünde bir teneke var. Bu Demirciler Çarşısı'ndan pis bir su akıyor. Bu sarı sıcak bir su. Hatta bu suyu şöyle gösterelim. Bu su burada. Sarı sıcak bir su var. Bu su yüzünden kuşlar gidiyor. Ve bu yüzden Fırat suyu kan akıyor. Baksana. Bu yüzden deniz küsüyor. Bu yüzden karıncanın su içtiği su berbat hale geliyor. Bu yüzden çıplak deniz çıplak adı oluyor ve bu yüzden ölüm tarlasına dönüşüyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yaklaşmam lazım tabii ki görmeniz için. Şöyle gözükmesi lazım. Evet, bakın şurayı biraz daha alayım evet. Görebiliyorsunuz değil mi şimdi arkadaşlar? Bakın, burası bir demirciler çarısı, burada bir cinayet yaşanacak. Yer demir, gök bakır burada. Teneke, kale kapısı. Bu akan sarı sıcak şeyden dolayı kuşlar da gidiyor, Fırat suyu kan baksana, deniz küstü, karıncanın su içtiği çıplak deniz çıplakada ölüm tarlasına dönüşüyor. Ve burada bir ölmez otu var, o ölmüyor. O zaman bu hikaye üzerinden gidebiliriz. Peki bu fabrika madem bu kadar sarı sıcak şey yakıtaraktan bu kadar doğaya zarar verdi, bu demirci açarısı, ne olacak fabrikanın sahipleri de? Yusufçuk, Yusuf olacaklar. Bu da ayrı bir şey. Gelelim efsane, e, efsanelere. Burada hep sonra efsanesini bittiği için bunu aklınızda tutmanız çok kolay. Röportajlarda da şöyle bir peri bacaları aklınıza getireceksiniz. Peri bacaları yan yana duruyorlar, yana normallar, bulut kaynıyor ve bulutlardan numan çıkıyor. Allah'ın askerleri gibi zihninizde bunları da böyle imgeleyebilirsiniz, simgeleyebilirsiniz. Şöyle biraz daha geri geliyorum ve eski haline geri dönüyorum. Gelelim İlhan Tarus'a. İlhan Tarus'a da aklınıza beyaz Toros gelecek arkadaşlar. İlhan Toros gibi düşün. Toros ne hocam? Eskiden Renault 12'nin bir modeli vardı beyaz Toros. Google'a yazarsanız beyaz Toros eskiden sivil polislerin arabasıydı. Ve bazen de bunlar devletteki üst düzey yöneticileri de taşıyorlardı. O zaman dedik İlhan Tarus ceza hakimidir. Yeşilkaya savcısıdır. Hükümet meydanında oturur. Vatan tutkusuyla var olmak ister. Ve ceza hakimi diye tiyatrosa var diyebilirsiniz. Aklınıza bu şekilde tutabilirsiniz. Sadri Ertem'e baktığımızda Sadri Ertem esasında bu Çıkırıklar Durunca adlı romanıyla toplumcu gerçek romanların başlangıcını oluşturuyor demiştik. Şimdi Çıkıklar yani fabrika durunca bir varmış bir yokmuş. Düşkünler yol arkadaşlarım. Burada şunu diyeceksiniz. Çekirikler bir varmış bir yokmuş. Çekirikler durunca yol arkadaşları düşkünler. Bunlar yola çıkmışlar çıkmışlar gitmişler diyeceğiz. Burada ise silindir şapka giyen bir köylü var. Bu bacayı indirip bacayı kaldırıyor. Yani şapka indirip şapkayı kaldırıyor. Şapka baca gibi ya. O yüzden herkes bundan korkuyor. Bay virgül ve bir şehrin ruhu diyeceğiz. Burası öykülere çıkma ihtimali zayıf ama romanlarında Sadri Ertem hani başlangıç yapmış demişti ki ya, çıkıklar duruncayla. O yüzden diyeceksiniz ki bir varmış bir yokmuş. Şimdi bu toplumcu gerçeklerin hikayesi başlıyor. Yola, e, çıkırıklar durunca yani fabrikanın çıkıkları durunca yol arkadaşları yola düşmüşler, düşkünler diyeceğiz. Gelelim Orhan Kemal'e. Orhan Kemal'e baktığımızda burada Orhan Kemal'in romanları var. Bir de Orhan Kemal'in öyküleri var. Hemen romanlarıyla başlamak istiyorum. Romanların arkadaşlar bir hanımın çiftliği var. Buradakilerin hepsi romanları. O yüzden hemen hikaye başlamak istiyorum. Burası hanımın çiftliği. Hanımın çiftliğinin içerisinde bir baba evi var. Ve bu baba evinde e, aynı zamanda gavurun kızı kalıyor. Gavur'un kızı bir el kızı ve bu kız kötü yola düştüğü için sokaklardan bir kız oluyor ve sokakların çocuğunu doğuruyor. Sokakların çocuğunu doğurunca ee, baba evi tabii sıkıntı olacak. Bu ne yapacak? Burası bereket toprakları vereceğiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Gavur'un kızı gelmiş, el kızı gelmiş, kötü yola düşmüş. Sokaklardan bir kız sokakların çocuğunu doğurmuş. Bereket topraklar üzerinde burası böyle olur mu? Buraları siz kanlı topraklara çevirdiniz diyecekler. Ve buraya, buraya Kimi gönderecekler? Murtaza'yı gönderecekler. Murtaza kim? Müfettişler müfettişi. Ve bu diyecek ki bu adam müfettişler müfettişi Murtaza. Önünde de açar şöyle M harf var. Vukuat var suçlu diyecek. Kim suçlu? Eskici ve oğulları suçlu diyecek. Ve bu iş içinde devlet kuşu geldi. Bak şimdi bir tane hanımın çiftliğinde bu bereket topraklar üzerinde yaşayan, bereket topraklar üzerinde yaşayan e sonradan bu bereketli toprakların kan topraklara dönüşmesine sebep veren kimdi? Gavurun kızıydı. Gavurun kızı el kızıydı. Kötü yola düşmüştü. Sokaklardan bir kızı ve sokakların çocuğunu doğurmuştu. Ve ardından da devlet kuşu gelip burada Murtaza'yı görevlendirdi. M'yi. Murtaza müfettişler müfettişiydi. Bu arada eserin ismi müfettişler müfettişi. Ee, bu Murtaza dedi ki vukuat var suçlu dedi. Kim suçlu? Eskici ve oğulları suçlu. Artık burası yalancı bir dünya, tersine bir dünya. Bereket topraklar gitti ve gurbet kuşları da artık basıp gidiyorlar. Niye? Çünkü burası artık çok kötü bir. Bu kız Cemile de temiz kız. Bu Cemile temiz kız ama burası gavurlu kız. Öykülerine baktığımızda ise şimdi ee, işsiz insanlar var tamam mı? Bunlar sarhoş sarhoş geziyorlar çünkü bunlar grevde. Grevde oldukları için arka sokakta çamaşırcının kızına Küçük büyük demeden laf atıyorlar. Laf atınca da bu adamları tabii ki 72. koğuşa getiriyorlar. Bunlar 72. koğuşa girince diyorlar ki Allah bizi kahretmesin. Dünyada harf vardı yani 2. dünya Savaşı vardı. Biz önce ekmek dememiz gerekirken, ekmek kavgasına düşmemiz gerekirken, kardeş payı yapmamız gerekirken böyle bir e, hıyarlık yaptık. Biz gittik. İşsiz ve sarhoş olduğumuz için, grevde olduğumuz için çamaşırcının kızına küçük büyük demeden kötü sözler söyledik. Artık biz rezil insanlarız diyecek. Tabii bunu gören yağmur yüklü bulutlar da iki damla gözyaşı dökecek. Kemal Tahir'e baktığımızda. Kemal Tahir'in eserlerinde de şunu görüyoruz arkadaşlar. Birincisi yol ayrımı. En önemli eserlerinden bir tanesi. Burada eserlerin altını çiziyorum. Bakın yol ayrımı, Hür şehrin insanları, Esir şehrin insanları, Esir şehrin mahpuzu, Karılar koğuşu, Kurt kanunu, Köyün kamburu, Büyük mal, Kelleci Mehmet ve Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Rahmetli Yolları Kesti de diğer eserler. Yedi Çınar Yerlesi, Sarıdere de diğer eserler. Şimdi burada şöyle diyeceksiniz. Bir tane yol ayrımı var. Bu da yol ayrımının sağında Esir şehrin insanları yaşıyor. Solunda hür şehrin insanları yaşıyor. Esir şehrin insanları esir şehrin mahpusunda kalıyorlar. Çünkü burası bir hapishane. Ve bu hapishane o kadar esir ki bu şehir kadınlara bile özel koğuş almışlar. Kadınlar karılar koğuşu var. Ve burada böyle şeyler yaşamasının temel sebebi şu adam. Kim bu? Kelleci Mehmet. Bu büyük bir mal ve köyün kamburu haline gelmiş. Çünkü bu kendi kurduyla beraber kurt kanunu yapıyor. Karıları koğuşa atmış yani kadınları. Ben sadece eser aklınıza kalsın böyle kaba bir tabir kullanıyorum. Yoksa karı koca vardır yani hayatta. Esir şehri muhafız olmuş burası ve burası bu taraf esir şehrin insanları. Tabi bunu kim halledecek? Bu işte hani geçen sefer hatırlar mısınız? Şurada Orhan Kemal'in eserlerinde ...müfettişar müfettişi Murtaza gelip vukuat var suçu demişti, buradaki sıkıntıyı çözmüştü. Bu sefer de R yani rahmet gelecek. Rahmet yolları kesecek, bu yorgun bir savaşçı devlet ana tarafından gönderilecek. Burada kim tarafından gönderilmişti Murtaza? Burada devlet kuşu tarafından gönderilmişti. Devlet kuşu gelip Murtaza'yı göndermişti. Burada da devlet ana gelip yorgun savaşçı rahmeti gönderecek. Rahmet yolları kesecek ve aynı zamanda bütün bu sıkıntıları bitirecek arkadaşlar. Burada da yaylaların olduğu bir sağır dere var, bu sağır dere olaylardan hiç habersiz. Samim Koca, Koca Göz'e baktığımızda ise romanlarını görüyoruz. Bunlar romanları. Romanların arkadaşlar Samim Koca Göz'ü maalesef e, şöyle koca e, popo gibi düşüneceğiz. Veyahut da koca e, kalça gibi düşüneceğiz. Ve hani göz kelimesiyle bağlantılı alakası yok ama biz koca niye? Bu diyeceğiz ikinci dünya. Burası bir şehrin ilk kapısı. On binlerin dönüşü. Kalpaklılar yani e, böyle ee, şey, kalçalılar gibi düşüneceğiz. Dolu dizgin, bir karış toprak, bir çift ökük e, öküz diyeceğiz. Sema amca, hani Amerikalılar biraz tombiş oluyor ya, oradan gidebiliriz. Yolun üstteki kaya, sığınak, buna bunun üzerinden gidebiliriz ee, Sami Kocagöz'ün eserlerini. Allah affetsin, gerçekten ezberleyin diye böyle saçma sapan yöntemler buluyoruz. İnşallah aklınızda kalır. Necati Cumalı'ya baktığımızda bu sefer Ege'de yalnız bir kadın var ve bu kadın, bu kadın, böyle düşünüyor tamam mı? Diyor ki susuz bir yaz diyor. Ne kadar kötü bir yaz diyor. Ben yalnız bir kadınım diyor. Ben diyor ay büyüyer, büyürken yani gece böyle ay kocaman olur kendini gösteriyor. Büyürken uyuyamam diyor. Değişik bir gözle bakıyorum ben diyor aya diyor. Uzun bir gecedeyiz diyor. Çünkü diyor ben diyor şu anda diyor çok zor durumdayım diyor. Ben bir kere yalnız bir kadınım diyor. Ay büyürken uyuyamam diyor. Ve artık diyor benim beşiğim boş diyor. Bir çocuğum bile yok diyor. Bana diyor artık bir vur emri verilmesi lazım. Ve işin karar vermekte olduğunu da biliyorum diyor zaten bak tütün zamanı, acı tütün, viran dağlar, yağmurlarla topraklar hep böyle bir hani boş beşik, hep böyle bir kuraklık havasını da Necati Cumalı'nın eserlerinde hissedebiliriz. Dursun Akşam'a baktığımızda hemen şöyle bir ağaç çiziyorum. Şöyle ağaç kökleri çiziyorum. Şöyle hemen çam ağaçları çiziyorum. Akşam ya su ismi. Hemen akşamdan aklınıza şöyle tutabilirsiniz çamaşırı çizeyim. Burada Kanlı kurtları var. Bunlar dağların sultanı. Bak kurtları şöyle çiziyorum. Tamam Kanlıdere'nin kurtları. Bunlar dağların sultanı. Bunlar köyden şehre inecekler ve ölü ekmeği, ekmek, ekmeklerini yiyecekler. Kemal Bil bakın Bil Başar, Cemo Memo diyeceğiz ve başka olur ağların düğünde ayrı bir eser olarak aklımıza kalabilir. Gelelim Rıfat Ilgaz'a. Rıfat Ilgaz'ın tabii ki Havam Sınıfı romanı mutlaka okumuş olmanız ya da filmini izlemiş olmanız lazım. Burada Karartma Geceleri ve Karadeniz Kıyıcığında çok önemli eserler. Yıldız kariyerine çıkma ihtimali yüksek. Yarenlik ve sınıf ÖSYM tarafından sınavda soruldu yakın senelerde. Sizler de bunu aklınızda tutun. Donkşot İstanbul'da öyküsünü bilmemiz gerekebilir. Fakir Baykurt'un yıla... Bak burada da hep böyle kurt kelimesinden yola çıkarak e, köyde kurtlar olur ya. Yılanlar, dirlik, köy, tırpan, kaplumbağa, köy geçiren yayla... Hep böyle köylüyle alakalı kelimeler olduğunu yakalayabiliriz arkadaşlar. Dirliğinle alakası var. Hani dirlikler de tımar, has tımar dirlik, dirlik sistemi has tımar zahmet oradan aklınızı tutabilirsiniz. Gelelim Sabahattin Ali'ye. Sabahattin Ali'de Kuyucaklı Yusuf Anadolu'daki toplumsal gerçekliği anlatıyor. Birazdan bu romanların özetleri geliyor arkadaşlar. Otobiyografi karakterli bir roman. İçimizdeki şeytan Ömer'in yalnızlığını anlatıyor. Kürk mantolu Madonna da Aydın'ın çelişkilerini ve bilinç e, bilinç akışıyla böyle intihar, bunalım, iç çekişmelerini, iç konuşmalarla monologlar halinde gösteriyor. Burada Kaan'ı, Ses, Sırça Köşk ve Derimen adlı öyküleri üniversite sınavında Sabahattin soruldu. Mesela burada e, bir e, öyküsü var Yeni Dünya diye. Bunu hemen buraya ekleyelim. Yeni Dünya şöyle yazıyorum. Yeni Dünya. Bu nereden geldi bilmiyorum. Bir sürü öyküsü var burada kitaplarımızda. Bunu da ekleyelim. Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna'yı zaten bilmemiz gerekiyor. Talip Apaydın'da bak. Apaydın, aydınlık olduğu için sarı traktör. Sarı aydınlık bir renk ya. Oradan aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Abbas Sayar'ın Atı Yozgatlı bir yazar. Burada yılkı Atı doğada kendi haline bırakılmış. Artık hani bir yaştan sonra atlar şey oluyor nedir onun adı. Ee, çalışmaz hale geliyor. Doğaya kendi haline bırakılmış bir atın öyküsünü anlatıyor burada Yılkatı'nda. Bakalım at çizebileceğim mi? Hepimiz merak ediyorsunuz. Şu anda çizemeyeceğim arkadaşlar. Niye çizemeyeceğim? Çünkü vakit kaybetmek istemiyorum. Ama at çizmek gerçekten çok zevkli. El eli yıkar, elde yüzü diye bir eser de var. Mehmet Seyda'da bak şimdi. Direkt adam bize bir atasözü gibi konuş. Ağaç yaşken eğilir. Yaş ağaç. Ne ekersen onu biçersin. Bir gün büyüyeceksin. ihtiyar gençlik.'' Tam böyle bir öğüt veriyor yani. Mehmet Seyda deyince şöyle gözlüklü. Tamam mı? Şöyle şey bıyıklı bir adam aklınıza gelebilir yani. Ne ekersen onu biçersin. Bir gün büyüyeceksin. Yaş ağaç. Ağaç yaşken eğilir. ihtiyar gençsin. Azinesine baktığımızda Toros Canavar adlı tiyatrosu çıktı. Üniversite nasıl çıktı? Aşağıdakilerden hangisi Haldun Taner'in tiyatrolarından biri değildir dedi. Haldun Taner'e geldiğimizde zaten bunu çok net bir şekilde göstereceğiz. Çok kolay öykülerde de tiyatroları da Haldun Taner'in rahatça ezberlenebiliyor. Aynı bu yöntemlerle. Şimdi aznesinde böyle bir delimsi isimler var. çıktı tipler var. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz. Kadın olan erkek. Zübük. Bu ne ya? Damda deli var. Ah biz eşekler. Biz adam olmayız. Ya yani böyle bir zıp çıktı türedi tiplerinin anlatıldığını görebiliyoruz. Hadi öldürsene Canikom. Düdükçülerle fırçacıların savaşı tam böyle Aziz Nesin tarzı bir eser olduğunu görüyoruz. Burada bordamıza vuran Deniz ve 7. gün Orhan Ançerlioğlu'nun çok çok önemli eserleri. Tarık Dursun'un Kopuk Takımı Gençlerin Bunalımını anlatıyor. gençler it kopuk gibi dolaşıyor ya. ...insan kurdu kadın sömürüsünü anlatıyor. Gün döndüğünde siyasi eserini anlatıyor. Bu sayfa ÖSYM'nin sorabileceği zor bir sorunun gelebileceği sayfa olduğu için buraya ÖSYM logosunu da yerleştirmek istiyorum. Mahmut Bakal ilklerden Bizim Köy eseriyle çığır açıyor. Muzaffer İzgün'ün Gece Kondu İlyas Efendi Zıkkımın Kökü adlı eserleri ve bando takımı öyküsü sınavda karşımıza gelebilir. Son romancı, son e, e, temsilciye geldik. Halika Anas Balıkçısı'nda da hemen aklımıza böyle bir bodrum aklımıza canlandı. Şöyle bir bodrum havası var da böyle mavi beyaz onu çizelim şöyle. Bodrum havası. Bak şimdi bodrum zihnimizde canlanacak. Bodrum evlerini çiziyorum şöyle mavi renk, beyaz renk. Yani çizdim şu anda evet. Evi çizmiş oldum bu kadar basit. Nasıl yani? Bak şimdi bu adam Bodrum'a sürgüne gönderiliyor zamanında ve orada Mavi Sürgün adlı eser yazıyor. Ama şöyle bir tık daha geri gelmem lazım galiba. Evet. Bodrum'a gittikten sonra Mavi Sürgün eserini yazdıktan sonra aynı zamanda oraya bakıyor çok güzel bir yer. Yaşasın Deniz diyor. Merhaba Akdeniz diyor. Ege kıyıları, Ege'nin dibi Gülenada hep böyle Ege ve Akdeniz mitolojisini yazıyor. Aynı zamanda Öçe, Ötelerin Çocuğu, Uluç Reis, Turgut Reis hep böyle Bodrum'la alakalı şeyler yazıyor. Aganta Burna Burinata bir gemicilik terimi. Buradan da aklımızda kalabilir. Şimdi gelelim roman özetlerine. Burada arkadaşlar romanların kahramanlarını söyleyeceğim. Sizler zaten videomuzun pdf'ini indirip buradaki özetleri de daha dikkatli bir şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi burada Kürk çıkma ihtimali olanların yanında Yıldız Kocam. Şöyle biraz daha bir tık daha geri geliyorum. Evet. Şimdi Sabahattin Ali'nin kürk mantolu nasıl çıkabilir. Burada Raif Efendi karakteri bilirsek soruyu yakalayabiliriz. Sabahattin Ali'nin yine kuyucaklı Yusuf'ta Yusuf ile Muazzez'in aşkı anlatılabilir. Bu da sınavda çıkma ihtimali var bilmeniz gerekiyor. Yine Sabahattin Ali'nin İçimizdeki Şeytan adlı eserinde Macide ve Ömer'i bilmemiz gerekebilir. Çıkırıklar durunca Sadri Ertem'in çıkma ihtimali zayıf özet olarak ama bunu da eser olarak karşımıza çıkabilir. Sadri Ertem'in düşkünler ya da ee, buradaki karakterlerin sorum ihtimali biraz zayıf. Susuz yaz Necati Cumalı'da Osman ve e, Bahar karakteri belki burada çıkabilir. Küçük bir yıldız koyuyorum. E, tütün zamanı zeliş zeliş belki çok düşük bir ihtimal sorulabilir. Yılanların Öcü Fakir Baykurt'un sorulma ihtimali var. Burada Iraz Can'a ve Karabayram'ın yanına bir büyük yıldız koyuyorum arkadaşlar. Bağlar Fakir Baykurt'ta eğitmen Rıza ve Kırabaz karakterlerini küçük bir yıldız hak ediyor. Kemal Tahir'in yorgun savaşçısı büyük bir yıldızı hak ediyor. Çünkü burada Yüzbaşı Cemil var ve düşman işgali bulunan Anadolu'nun milli mücadeleye gönül vermiş askerlerin çabalarıyla kurtarılması yani Kurtuluş Savaşı anlatılıyor. Devlet Ana Kemal Tahir de yine büyük bir yıldız hak ediyor. Kerim Çelebi var. Esir şehrinin insanlarında Kamil Bey buraya da büyük bir yıldız koyarım hatta iki yıldız koyarım. Bunu bilmemiz lazım. Kurtuluş Savaşı döneminde Esir Şehir dediği... Ee, ee, şey oluyor. İstanbul oluyor. İstanbul esir edilmiş durumda. Kamil Bey'in İstanbul'a gelerek fikirlerini değiştirmesi. Normalde çok zengin. İstanbul'da tüm mallarını toplamaya geliyor ama sonradan bir bakıyor ki Kurtuluş Savaşı'na katılması lazım. Yol ayrımına baktığımızda Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan siyasi durumu anlatılacak. Yine Kamil Bey var burada. Kurt Kanunu'nda Kemal Tahir'i görüyoruz. Burada e, Atatürk'e yapılan İzmir suikastı anlatılıyor. Biraz çıkma ihtimali zayıf. Rahmet yolları kesti Yaşar Kemal'in ince mevcutlarını yücelttiği eşkıyalığa eleştirel göze bakan bir eseri. Buraya belki bir yıldız koyabiliriz. Köyün kamburu Kemal Tahir'in çıkma ihtimali zayıf arkadaşlar. Ee, orhan Kemal'in Baba Evi adlı romanı sorulabilir. Niyazi karakterini bilmemiz gerekiyor. Bereket Topraklar üzerine sorulabilir. Buraya bir, buna küçük bir yıldız, buna biraz daha büyük bir yıldız koyuyorum. Burada iflassız Yusuf, Köse Hasan, Pehlivan Ali, üç arkadaş Çukurova'ya çalışmaya gidiyorlar. Cemile, Orhan Kemal'in bir eseri. Burada çıkma ihtimali zayıf. Eskici ve oğulları Orhan Kemal'in. Eskici, Ali ve Mehmet, Topal Eskici'nin oğulları yine ne varsa ellerini avuçlarına kaybedecekler. Bunda küçük de olsa sonunda ihtimali var. Murtaza'nın sorulma ihtimali yüksek çünkü milletim Makamlı kitabında var. Buraya iki yıldız koyuyorum arkadaşlar. Yunanistan'dan mübadeleye göç edip Türkiye'ye gelen Murtaza'nın hayat hikayesi anlatılıyor. Murtaza'nın kahramanı Murtaza ve Kamuran. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i zaten birçok dile çevrilmiş önemli bir eser. Toprak ağası yüzüne çıkan doğa, dağa çıkan eşkıyanın mücadelesi anlatılıyor. Buraya da bir yıldız koyabiliriz. Yaşar Kemal'in tenekesinde Fikret Irmaklı bir kaymakam ee, gidip şehre zarar veren, köye zarar veren o nehirin fabrikasıyla mücadele edecek ama siyasiler olaya karışacak. Ee, bir kaymakamın e, mücadelesi e, kapitalizmle diyebiliriz. Yaşar Kemal Orta Direk'te yine Halil Emmi ve Meryem Can'a var. Buraya da küçük bir yıldız koyabiliriz. Yaşar Kemal Yerdemir Gökbakır'a baktığımızda yine bir yıldız koyuyoruz. Burada Dağın Öte Yüz adlı üçlünün ikinci kitabı. Burada Muhtar Sefer ve Bakkal Adil önemli karakterler. Yaşar Kemal Ölmez Otunda bu da Dağın Öte Yüz adlı üçünün son kitabı olduğunu görüyoruz. Yaşar Kemal'in Demirciler Çarşı Cinayeti'ne bir yıldız koyuyorum. Derviş Bey, Mahmut Bey ve Murtaza Bey var. Arda Efsanesi bunun özetinin sorulma ihtimali biraz zayıf. Yılkı atı Abbas Sayar'da Doruk Kısrak yılkı atı doğaya yılkıya bırakılan yani emekliye bırakılan bir atın mücadelesi bağlamında Anadolu ya insanı yaşadığı sıkıntılar anlatılıyor. Rıfat Ilgaz'ın Karadeniz kıyıcında küçük bir yıldız koyuyorum. Karadeniz insanın sorunlarını anlatıyor. Karartma gecelerinde yine Mustafa Ural'ın hikayesini anlatıyor. Kendisini kahramanla özdeşleştiriyor Rıfat Ilgaz. Talip Apaydın Sarı Traktör'de Ankara'daki yaşanan bir köyde Arif'in traktör alma konusu anlatılacak. Zaten traktörden hemen yakalarsınız Sarı Traktör'ü. Kemal Bilbaşar'da başka ağaların düğününde ee, Murat ve Güllü var. Sorulma ihtimali biraz zayıf. Bir çift öküzde Samim göz belki sorulabilir. Yörük tımarı öyküsü anlatılacak. Cemo ve Memo. Şeyh Said İhsan ile birlikte Cemo ve Memo senemisinde gençler aşk ilişkileri anlatacak. Buraya da bir yıldız koyabiliriz. Dursun Akşam Kandere'nin kurtarı. Dursun Akşam ilk romanı sorulma ihtimali zayıf. Bir şehrin iki kapısı. Büyük kentteki ideolojik düşünceyi anlatacak yılan hikayesi Sami Koca Göz buraya bir yıldız koyarım. Menderes Irmağı ağzındaki Balat Gölü'nün işletenlerin yaptıkları haksızlıklar işleniyor. 10 binlerin dönüşü ve eski toprağın sorumlu ihtimalleri zayıf ama burada yine PDF'ten özetlerine bakabilirsiniz. Kalpaklar Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Bu çıkmış üniversite sınavında. Dolu Dizgin Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Bu çıkmış üniversite sınavında. Eser olarak çıkmış. Mahmut Makal ilk köy romanlarından biri kabul ediliyor. Burada bizim köyde Mahmut Makal'ın 18 yaşında öğretmen iken varlık dersi gönderdiği köy notlarıyla oluşan bir eser. Var olmakta İlhan Tarus'u görüyoruz. Kurtuluş Savaşı henüz başlamamışken, kasaba halkının yaşadıkları anlatılıyor. Zübükte Azinesi'nin Zübükzade İbrahim'in mizah dolu hayatını anlatacak. Bunun zaten Kemal Sunal filmini de yapmıştı. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz da Yaşar adlı bir adam aslında yaşamıyor. <laughs> Gerçekten komik bir eser. Drina'da son gün yıllarca yüz temel eser olarak okutuldu. Belki sorabilir. Yugoslavia'daki Türklerin sorunları anlatılıyor. Sarduan, Faik Baysal'da da Adapazarı ve yakınları anlatıyor. Zaten Faik Baysal, Adapazarı Pazarı içerisinde anlatan bir sanatçı. Aganta Buruna Burunata üniversite çıktı. Hangisi bu sanatçı ait değildir denildi. Burada da Mahmut ve Süleyman Kaptan karakterlerini bilmemiz lazım. Ötelerin çocukları da Halikarnas Balıkçısı'nın diğer bir e, eseri. Şimdi bitirdik arkadaşlar. Şu sorumuza geri dönelim. Burada diyor ki Buğdayın karnı yarık. Niçin yarık? Bölüşürsün diye. Biri ağaya bir ortakçıya. Biri ağaya bir ortakçıya. Geride bir kile kalsa onun da yarısı ağaya, yarısı ortakçıya. Ben de tabii köylü hazırlığı okumaya çalışıyorum. Bir tek tane kalsa yarısı ağaya, yarısı ortakçıya. Bu usul üzere çok iyi gidiyor işler. Baki Hoca bu usulün kitapta kendini biliyor. Yılda birkaç kez Musi falan diye gidiyor. Bu yani Fakir Baykurt'un köylü tarzı olabilir. Mahmut Bakal'ın Talip Apaydın'ın, Yaşar Kemal'in olan Peyami Safa kaliteydi. Böyle elit, bireyin iç dünyası, yalnızlık, biz insanlar yalnızız. Dokuzuncu hariciye koşu falan. Böyle biraz daha tarz takılıyordu. Dolayısıyla bu olamaz. Hemen ödülü sorumuza gelelim arkadaşlar. Sizler sorularınızı çözmeye devam ediyorsunuz. Zaten bizler de edebiyatik kitabımızın arkasındaki posterde buna göre sizlere eserleri dizdik. Bu hikayeleri buradan da karşınıza alıp rahat rahat sorularınızı çözebilirsiniz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Şimdiden iyi çalışmalar arkadaşlar.